Aslında şundan da bahsetmek gerekiyor. İstanbul Ataspor Kulübü en çok milli sporcu veren kulüp. Aynı zamanda da uluslararası yarışmalara en çok ev sahipliği yapan kulüp. Peki 2011-2012 sezonu için neler söyleyebilirsin? İstanbul Ataspor Kulübü yakın dönemde veya uzun vadede neler planlıyor? Şöyle, her zaman yarışma takvimimiz çok ama çok kalabalık. Bunun birinci sebebi organizasyon konusunda müthiş tecrübeli bir kulüp olmamız. Benim genç bir müdür olarak en büyük avantajım bu. Çok organize, ne yaptığını çok iyi bilen bir ekibim var. Ve ben bu ekibin başına getirildiğimde aralarındaki en acemi bendim. İşi kavradıktan sonra ufuk uçsuz bucaksız oldu. İstanbul Ataspor Kulübü yönetim kurulu ve organizasyon komitesi 2010 senesinden beri yarışma takvimindeki ağırlığını çok ama çok arttırdı. Türkiye'deki yapılan yarışmaların engel atlama ve dresajda %90'ı burada yapılıyor diyebilirim. Dolayısıyla ben ve ekibimin bu konudaki tecrübesi her geçen gün çok derinleşiyor. İster uluslararası olsun ister ulusal olsun, tesisimizin geniş imkanları sayesinde her seferinde ortalama 150-200 arasında sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Ve yarışmalarımız sabah 9'da başlayıp akşam 11-12'lere kadar sürüyor. Bu demek oluyor ki, demek ki her şey burada yolunda gidiyor ve çok talep var ve biz de onu kaldırabiliyoruz. 2011-2012 senesi için düşündüğümüz en öncelikli konu bir kış ligimiz var. Bu sene 8.si düzenlenecek. Kış liginde önceki senelerde 3 veya 4 aydan oluştururken bu sene 6 aya çıkardık. Bu demek oluyor ki kışın 2 haftada bir burada bir yarış organizasyonu demek oluyor. Ve her sporda olduğu gibi en büyük konumuz sponsorlar. Sponsorlarsız bu iş daha zor yürüyor. Kış liginde de nispeten sponsorların yoğunluklu olduğu bir dönem. Çünkü daha kapalı mekanda olduğumuz için, adı üstünde, hava koşulları yüzünden, kış olduğu için görselimizin daha dar. Dolayısıyla sponsorun mutlaka hedefi bulabildiği bir dönem oluyor. Fakat biz sponsorları kaçırmamak uğruna bu kış liginin hemen sonuna çok önemli şampiyonalar koyuyoruz. Birincisi İstanbul şampiyonası oluyor. Baharda ki açık hava yarışmalarının ilki oluyor bu. Ve bir sonraki haftada mutlaka Nuri Olakçı Kupası var. İstanbul Ataspor Kulübü tarafından yapılan. O da 30 senedir yapılıyor. Nuri Olakçı İstanbul Ataspor Kulübü'nün kurucusu. Onun anısına düzenlenen bir kupa. Fakat biz 2 senedir bunu uluslararası yarışma boyutuna taşıdık. Genelde komşu ülkelerden katılım oluyor ve İstanbul'da yaşayan Avrupalı binicilerin katılımıyla ülke sayımız 8-10 ülkeye kadar artıyor. Bu sene yapılan da tam 10 ülke vardı. Tabii ki bir sonraki sene bu işi daha da kalabalık hale getirmek hedefimiz. Ve ayrıca federasyon tarafından, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilmesi gereken bir dolu yarış var ki mesela bu hafta sonu yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nı yine biz organize ediyoruz federasyonla beraber. Dediğim gibi bizim yarışma takvimimiz durdurak bilmiyor. Biz sürekli organizasyon yapıyoruz burada. Durum böyle. Şimdi senin söylediğin bir açıklama vardı. Bir röportajında bahsetmiştin. Çocuklar açısından değerlendirdiğinde 3-13 yaş arası çocuklarda binicilik sporu kendilerine güven açısından çok büyük bir etkenmiş. Peki binicilik sporunun başka ne gibi faydaları var çocuklar üzerinde? Bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Kendi çocuğum olsa niye ata bindirirdim? Den yola çıkarak. Ata bindirirdim çünkü çok doğal bir spor. Yani doğa koşullarını, yağmur olsun, güneş olsun, rüzgar olsun her anlamıyla yaşamak zorunda olduğunuz bir spor. Çünkü bu bahsettiğim doğanın faktörüne atın değişik reaksiyonları var. Dolayısıyla atın o reaksiyonlarına kendini hazırlamak için çocuk doğayla barışık ve bilincinde olması gerekiyor. Benim için en önemli özelliklerinden biri bu. İkincisi doğayı da içerdiği için bu spor. İklim koşullarını daha dayanıklı bir çocuk oluyor. Yani dört duvar arasında jimnastik yapmaya benzemiyor. Tabii ki jimnastiğin de kattığı başka bir dolu şey var. Ama birazcık daha dayanıklılık getiren bir spor fiziksel anlamda. Onun dışında çok dengeyle ilgisi var. Atın üstünde hiçbir şekilde aslında kuvvete gerek yok. İş dengeyi doğru yerde kullanmakta bitiyor.
Bu her sporun temelinde yatan bir gerçek ama at sporunda da bu var. Ve tabii ki at öyle bir spor ki çocuk olsun, özellikle çocuklar için kendinden kat be kat büyük bir hayvana hükmediyor. Hı hı. Ve bu özgüvenin ve inanılmaz bir karşılığı oluyor. Çünkü doğru hareketi yaptığı sürece altında ona itaat etmek için canını bile vermeye hazır bir hayvan var. Ve hayvanla konuşmadan sadece bir takım temaslarla o noktaya getiriyor olmak, o çocuk için belki de evde daha çatalını bıçağını kesemezken bile, doğru düzgün kullanamazken bile yapabildiği, hatta annesinin babasının yapamadığı çok üstün bir yer katıyor, his veriyor diye düşünüyorum. Ve de sonuçta herkesin yapamadığı bir şey olduğu için, işin içinde birazcık daha cesaret gerektiriyor çocukken. Çocuklardaki bu kendine güven çok daha bilinçli bir şekilde gelişiyor. Peki sence çocuklar kaç yaşında başlamalıdır bu spora? Şöyle, doğru bir yaş. 3-3,5'tan itibaren ponilerle tanışmaya başlayabilirler. Demek istemiyorum ki her gün, her hafta bir belirli bir günde gelip derslerini alsınlar. Bu değil. Ailelerin imkanı ve vakti olduğu sürece ve çocuğun canı çektikçe gelip poniye binmek, şeker vermek, okşamak, saçını taramak ama bir araya gelmeye başlamaları için uygun bir yaş, 3 yaşı. Ama işi disipline bindirmek için 5 beklenebilir bence. Çünkü 5'e kadar hala sağ sol mevhumu yok, dur kalk mevhumu yok. Birazcık daha vücudundaki koordinasyon daha geride oluyor. O yüzden 5-5,5 bu işi disiplinli bir şekilde yapmak için ideal bir yaş diye düşünüyorum. 7'den sonra da haftada 2-3'e çıkarılabilir bir sıklığa gelebilir bu spor. Ayşe, son olarak izleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj var mı? Çok küçük bir mesaj var. Sonuçta VTV'nin izleyici kitlesi ortada. Bu spora ilginin sadece spor yapan kişiler anlamında artması yetmiyor bize. Birazcık daha maddi destek almamız gerekiyor. Sponsor konusunda keşke yeni kapılar açabilsek kendimize. Keşke sponsorlarımız birazcık daha cesur olup binicilik sporuna katkıda bulunmak için daha hevesli olsalar. Diyebileceğim sadece bu. Umarım izleyicilerimiz de bu mesajı almışlardır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.